Gir. Kumandanım. Ne var? Bir kadın sizinle görüşmek istiyor. Uğraşamam şimdi. Gönder gitsin. Kumandanım çok ısrarcı. Önemli bir haberi olduğunu söylüyor. Muhakkak sizinle görüşmek istiyormuş. Eski haberlerinizden birinin yakın olduğunu söylüyor. Adı neymiş? Marina. Alın içeri. Rahatsız edilmek istemiyorum. Emredersiniz kumandanım. Buyurun abi. Marina. Söyle bakalım. Adoni nerede Marina? Benim evimde kumandan. Yakup'un söylediği mahalle bu. Bir an evvel bulalım şu evi. Tamam. Silahı. Senden cevabını beklediğim tek bir sual var. Bu işi tek başına yapmış olamazsın. Sana bu emri kim verdi? Söyle. Bir Yunan subayıyla sevgili olmaya cesaret edebilecek bir Türk kızını öldürmek için kimseden emir almama gerek yok. Benim kızım yürüyecek ama sen bunu göremeyeceksin. Kabahati Türk olması mı sadece? Keşke mani olabilseydim Azize. Keşke mani olabilseydim. Sen ne yapabilirdin Cevdet? Kendini suçlama. Günah senin değil ki. General. Kumandanım. Azize annem. İlhan annem nasıl? Aynen kumandanım. Değişen bir şey yok. Bir ziyaret etmek, geçmiş olsun demek isterim. Müsait değil. Ziyarete geldiğimizi biz söyleriz. Azize Hanım, Hilal Hanım'ın başına gelenlerden dolayı hakikaten çok üzgünüm. Çünkü Adoni'nin buraya gelmesini ben istedim. Güvendiğim bir askeriydi.
Evet, deli dolu tarafları var idi, bilir idim. Lakin bu kadar ileri gidebileceğini bilsen... ...onun Simirne'ye adım atmasına asla izin vermez idim. Eğerse rağmen... ...Hilal Hanım'ın başına gelenlerden kendimi sorumlu tutuyorum. Bu nedenledir ki... ...günlerdir Hilal Hanım için ne yapabilirim... ...nasıl yardımcı olabilirim diye düşünmeden edemiyorum. Elbette Adoni'nin yaptığını telafi edemem. Hilal Hanım'ı yeniden ayağa kaldıramam. Ancak bu zor günlerde... ...annesinin yanında olmasını sağlayabilirim. Ne demek istediniz kumandan? Şöyle ki general... ...Azize Hanım neticede... ...bir kuvayi milliye mensubu değil. Eline silah almış değil. Askerlerimize karşı doğrultmuş değil. Değil. Bir hemşire olarak... ...onlara ilaç taşımış sadece. Ama eminim ki... ...Azize Hanım böyle bir durumda... ...eğer hastalanan yahut yaralanan... ...Yunan olsaydı... ...hiç düşünmeden... ...gözünü kırpmadan... ...görevi gereği... ...onlara da yardım ederdi. Nitekim... ...bu hastanede pek çok Yunan askerini... ...Simirne'de pek çok... ...Rum vatandaşını tedavi etmişsinizdir. Hal böyleyken ben de sizin kuvacılara ilaç taşıma suçlamanızı affedeceğim. Ve gerekli kararın mahkemeden bir an önce çıkması için çaba göstereceğim. Artık özgürsünüz Azize Hanım. Böylesi bir zamanda ailemize yapabileceğiniz en büyük iyilik buydu kumandan. Sağ olun. Elbette Adoni'nin yaptıklarını telafi edemem. Ancak benim hangi tarafta durduğumu anlamış olursunuz. Savaşın da kendine göre kuralları vardır. Öyle değil mi general? Haklısınız kumandan. Azize Hanım... Siz hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Bundan sonra da bir hemşire olarak sadece kızıma değil... ...dini, milleti, kimliği ne olursa olsun... ...ihtiyacı olan herkese yardım edeceğime emin olabilirsiniz. Kumandan eğer size uygun bulursanız... Biz karargaha gidelim. Haklısınız general. Gidelim. Kazanmamız gereken çok mühim bir savaşımız var. Tekrar geçmiş olsun Azize Hanım. Dayım niye gelmiş Azize Hanım? Adonis'in yaptıklarından kendini mesul hissetmiş. Bir de hakkımdaki suçlamaların düşeceğini söyledi. Ya bu güzel haber. Sevindim sizin için. Benim kızım içeride o haldeyken bana sevinmek zul geliyor Leon. Mesele yürüyememesi değil. Ayaklarıyla birlikte ruhu da felç oldu. Sanki yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Bundan sonra en küçük sorunumuzun yürüyememesi olacağından çok korkuyorum. Onu fiziksel olarak ayağa kaldırmaya benim gücüm yetmez. Ama manen ayağa kaldırmanın bir yolu buldum sanırım. Ya nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.